Ergün Diler Para, Silah, Akdeniz Amerikan Başkanı Donald Trump bazı konularda Pentagon'la karşı karşıya geldi. Amerika Savunma Bakanı Mattis'le yaşanan sorunların artması Trump'ı yeni planlar kurmasına neden oldu. En önemlisi de yüksek mahkeme üyeliğine Brett Kavanaugh'u düşünmesiydi. Bu atamayla birlikte güç Trump'a geçecekti çünkü nefes alır almaz Brett Kavanaugh, Mattis'le ilgili dosyalarla ilgili adım atacaktır. Ardından da Mattis'in görevden alınma süreci başlayacaktır. Günlerdir Amerika'da televizyonların aralıksız verdiği haberin arka planı budur. Ancak karşı hamle gecikmedi. FBI harekete geçti, Brett Kavanaugh'u köşeye sıkıştırmak için arka arkaya adımlar atıldı. Soruşturma cinsel taciz olayına geldi dayandı. Eğer bundan sonuç çıkmazsa Metis kısa sürede görevden alınacak. En azından o yol açılacak. Yüksek mahkemede 80 yaşın üstündeki iki yargıçtan biri Anthony Kennedy. Yakında Trump onun yerine de bir kişiyi atayacak. Yargıç Stephen Breyer ise 79 yaşında yani Trump'ın onu da değiştirme ihtimali var. Hatta çok yüksek. Eğer Trump bu isimleri atayabilirse Dengeler tamamen Trump'ın yanında olacak. Pentagon o andan itibaren Trump'la birlikte yürümek zorunda kalacak. Önümüzdeki günlerde Pentagon'la Trump tekrar açık şekilde karşı karşıya gelecek, gelmek zorunda. Çünkü Pentagon Metis'i kaybedemez. Metis'in Trump karşısında güç kazanması için Watergate skandalını ortaya çıkaran gazeteci Woodward'ın Trump kitabına eklemeler yapıldı. Başkan Trump da bunları öğrenebilmek için eski ajanlarla anlaştı. Pentagon'da bu anlaşmanın detaylarına ulaştı. Amerika'ya dikkatlice bakarsanız ve orada olup biteni anlarsınız. Gerisi kolaydır. Dün yazdım Türkiye dışında Amerika'dan korkmayan yok. Uçağın düşüyor, mallarına vergi konuyor, medyan ele geçiriliyor, üretim kalıplarına istila ediliyor, bankalarına giriliyor ama direniş yok. Almanya'da da gördüğüm buna yakın bir tabloydu. Berlin'de görünmeyen siyahi ruhu vardı. Şehrin her tarafında gezinse de gören pek yoktu. Elbette farkında olanlar vardı. Devam. Amerika'da kitapçıları gezdim. Trump mağazaların hemen girişindeki çok satanlar bölümünde. Çıkan son kitapta bir dolu ayrıntı var. Donald Trump savunma bakanı Mattis'e arayıp Suriye'deki rejimin lideri Esad'la ilgili talebini iletiyor. Esad'a suikast düzenlenmesini istiyorum lanet olsun onu öldürelim. Suriye'ye girelim ve öldürelim diyor. Mattis ise yardımcısına bunların hiçbirini yapmayacağız direktifini veriyor. Bir başka bölümde ise Mattis Trump'a bunu 3. Dünya Savaşı'nı önlemek için yapıyoruz açıklamasıyla cevap veriyor. Ancak Trump'ın toplantıyı terk etmesiyle Mattis yakınlarına başkanın algısının ortaokul öğrencisi gibi olduğunu söylüyor. Bu bölümlerin tamamı Mattis'in talebiyle kitaba girdi. Belki de Trump'ın hamleleri bu kitap sayesinde gecikti. Peki bunların sebebi neydi? Galiba doğru soru bu. Açalım biraz, net gidelim. Pentagon Rothschild ailesiyle anlaşmak için sunduğu tek bir teklif vardı. Eğer aile bu teklifi kabul etseydi bugün dünya çok daha farklı olurdu. İyi veya daha kötü mü olurdu onu bilmiyoruz ancak bugünkü durumdan çok daha farklı bir yeryüzü olacağından eminiz. Trump'ın başkan seçilmesinden önce Pentagon aileyle son görüşmesini yaptı ve Nevada Reno ile birlikte 7 trilyon doları ödemelerini istedi. Pentagon Orta Doğu'da harcanan 7 trilyon doları ailenin borç hanesine yazmıştı çünkü. Bunu tahsil etmek için yapılan teklif hiç düşünülmeden reddedildi. O nedenle Nevada Reno bir hayalet şehir oldu. Kimilerine göre aile Nevada Reno'yu hayata geçirmek için çalışmalarını tamamlamak üzere. Ancak Pentagon'un 7 trilyon dolarlık alacağını ödemeden bu adıma atması da zor. Pentagonlar Rothschild ailesinin savaştığı noktalardan biri de Akdeniz. Ancak nedeninin sadece Orta Doğu olduğundan birçok kişi habersiz. Boston Üniversitesi siyaset bilimcisi Neta Crawford 2016 analizinde Amerika, Irak, Afganistan ve Pakistan'daki savaşlar için 3.6 trilyon dolar harcadı. Suriye ve bölgedeki üslerin maliyeti de eklenince bunun Amerikan halkına etkisinin 7 trilyon doları bulduğu doğrudur dedi. Belki de Pentagon bu araştırmayı kabul ettiği için aileden talebi buydu. Bilemiyoruz. Bu talepten de anlaşılacağı gibi Amerika Irak, Afganistan ve Pakistan operasyonunda kaybeden taraftı. Yine Pentagon'un çalışmalarına göre Amerika 7 trilyon dolar kayıp yaşarken ailenin bu operasyonlardan elde ettiği gelir 21 trilyon dolardı. Bizlerin bilmediği kocaman büyük rakamlar böyleydi. Bu para için elbette savaş çıkardı. Her yere ateşe verilirdi. Günümüzde 21 trilyon doların gücünü anlatmaya kitaplar veya programlar yetmez. Şimdi bir taraf alacağını istiyor diğer taraf bunu kabul etmiyor. Pentagon da Akdeniz'i kendi malikanesinin havuzu olarak gören aileye savaş açtı. Bu savaşın öyle birkaç ay veya yılda bitmesi de ihtimal dışı. Anlaşmanın artık mümkün olmadığı zaman diliminden geçmekteyiz. Amerika Bir Birleşik Devletleri içinde yaşanan kavganın yansıması Akdeniz'de olacak. Akdeniz her anlamda önemliydi şimdi. Savaş ringi olarak karşımıza çıktı. Bu nedenle günlerdir, haftalardır Akdeniz yazıyorum, yazmaya çalışıyorum. Pentagon ve aileyi iki taraf olarak kabul ettiğimiz anda Akdeniz'deki savaşta birçok ülkede seçim yapmak zorunda. Bu seçim bölgenin veya Akdeniz'in kaderini değil, dünyanın yeni yörüngesine oturmasını sağlayacak. Savaş gemilerinin ve birçok ülkenin Akdeniz'e tatil için ...gelmediğini biliyoruz. Bekleme modundaki savaş birimlerinin... ...daha ne kadar bu modda duracağı da... ...çok bilinmeyenli denklem. İpek yolunun da enerji arz talep trafiğinin de... ...Avrupa'nın da Afrika'nın da... ...Orta Doğu'nun da kimin tarafından yönetileceği... ...buradaki savaşın sonucuna göre... ...şekillenecek. Çok ama çok önemli gelişmelerin olması muhtemel. Şaşırtacak derecede sürprizler olacaktır. Ne olur bilemem ama... ...çok şey olacağını görmek için... ...kahin olmaya gerek de yok. İzleyelim görelim. Para da, silah da... Akdeniz'de olacaktır. Ergün Diler takvim